Merhaba, ben Kerem Çille. Bu videomuzda size Advanced Energy'nin yanımızda bulunan kurşun karbon bataryasını inceleyeceğiz. Kurşun karbon batarya neden önemli, neden tercih edilmeli, kimler almalı, fiyat aralığı hangi aralıktadır gibi en temel soruları cevaplıyor olacağız. Daha önce bununla ilgili bir makale yazmıştım. Kurşun karbon aküler hangi durumda çok daha mantıklı hale geleceğini detaylıca anlatmıştım size. Onun linkini bırakacağım ama bugün lityum bataryalara eğer bütçemiz yetmiyorsa alabileceğimiz alternatif bir üründen bahsedeceğim. Yanımızda 228 amper saatlik bir kurşun karbon batarya var. Advanced Energy'nin. Advanced Energy baktığınız zaman Trojan gibi bir markayı satın almış. Çok devasa büyük bir batarya firması. Öyle söyleyebiliriz. Bugün piyasada daha önce çektiğimiz bir videoda söylemiştim. Jel bataryalar veya AGM bataryalarla ilgili maalesef çok fazla mağduriyetler yaşanıyor. Üstünde yazan değerleri alamama ile ilgili birçok problemle karşılaşıyoruz. Bu durumda tam bir ara ürün olduğunu söyleyebilirim. Yani paramız lityuma yetmiyorsa ve jelden veya AGM'den daha kaliteli bir batarya tercih etmek istiyorsak alabileceğimiz alternatiflerin en başında kurşun karbon bataryalar geliyor. Kurşun karbon batarya aslında temelinde kurşun asit akülerin negatif yanlarını ortadan kaldırarak daha verimli, daha uzun döngülü akü gerçekleştirmek üzerine dizayn edilmiş bir yapı. Hemen stajyerlerimize burada dönmek istiyorum. Onlara soralım. Dış ses olarak bu videomuzda bulunuyorlar. Şu an yanımızdaki kurşun karbon akü %50 kullanım şartlarında ne kadarlık bir döngü sayısına sahip? %50 kullanımda bu akü 2000 döngüye sahip. Bunu da grafiklerden görebiliriz. Yeşil renkli yerde 3000 yazıyor. Bunun nedir hocam? Erdem, orada yeşil renkte birkaç farklı noktada daha fazla döngüden bahsetmiş grafikte. Kısmi şarj dediğimiz PSOC olarak adlandırılan bir bölüm var. Kısmi şarjda aküyü %100'üne kadar doldurmuyoruz. Boşaltırken de işte %20'sine, %30'una kadar aşağı indirmiyoruz. Aralarda kalan bir şarj şeklinde bir hesaplama yapmamız gerekiyor. Örneğin %50 ile 80 bandında şarj ediyoruz ve deşarj ediyoruz. Hiçbir zaman %100'e çıkarmıyoruz. Eğer aküyü bu şekliyle kullanırsak ömrünün cycle sayısının daha uzun olacağını bize söyleyen bir grafik. Aslında çok kıymetli bir bilgi. %100'üne kadar kullanıp %50'ye kadar düşürürsen Ömer'in söylediği gibi 2000 döngü. Ama böyle kısmi şarj edersen 2000 döngüden daha fazla bir döngüye de sahip olabiliyor. Zaten akülerle ilgili acımasız gerçekler videomuzda anlatmıştık. Sadece sizin kullanım şeklinizle orada yazan 2000-3000 çok bağlayıcı bir rakam değil. Bu aküyü depoda tutma sıcaklığınız dahi akünün ömrünü, akünün cycle sayısını değiştirebiliyor. Kaç derecede çalıştığı değiştirebiliyor. İçinden kaç amper saat akım çektiğiniz akünün o cycle'larını değiştirebiliyor. O yüzden bunların hepsini alt alta topladığımızda ortalama bir rakam bu. 2000 veya 2500 veya 3000 rakamı. Ama şunu çok rahatlıkla söyleyebiliriz. Standart bir jel batarya bildiğiniz üzere yaklaşık 800 döngüler, 1000 döngülerden bahsediliyor. AGM'lerde 1500 döngülerden bahsedilirken işte 2000 döngü, 3000 döngü gibi kurşun karbon. Bu bataryayı kimler almalı? Biraz ondan konuşalım dilerseniz. Bu bataryayı lityum bataryaya bütçesi yetmeyen ama jel bataryalardan, AGM bataryalardan da bir tık daha kaliteli bir ürün arayışında olan kişilerin tercih etmesi gerektiğini söyleyebiliriz. Yanımızdaki kurşun karbon bataryanın. Sorularınız var mı gençler? Var hocam. Bu yanınızda bulunan kurşun karbon akü biz nerelerde kullanabiliriz? Özellikle bu tarz aküler derin deşarja uygun aküler. Tabii derin deşarja uygun diye bu aküyü sonuna kadar kullanacağız anlamına gelmiyor. Ama bu kullanırsak da buna elverişli olduğunu gösteren bir terim. Derin deşarja uygun olması. Ve özellikle solar uygulamalarında biliyorsunuz gün içerisinde defalarca şarj deşarj edilebiliyor. Enerji akünün içerisine dolduruluyor, boşaltılıyor, tekrar dolduruluyor, tekrar boşaltılıyor. Buna uygun bir batarya olarak kurşun karbonu çok rahatlıkla kullanabiliyoruz. Araba aküleri mesela kullanılır mı diye çokça sorulur. Araba aküleri sürekli gün içerisinde şarj edip tamamen boşaltma, tekrar doldurmaya elverişli şekilde dizayn edilmemişlerdir. Arabayı düşünürseniz sadece ilk anda marşa bastığınızda çok ciddi bir akım çeker ve sonrasında da şarj olmaya devam eder. Akü hayatının büyük bir çoğunluğunda full dolu olarak zaten bulunur. O yüzden o aküleri alıp da solarda kullanmak çok doğru değil. Solar için solar özelinde bir akü kullanmamız gerekiyor. Hocam bu yanınızda bulunan karbon akünün fiyat aralığını biliyor musunuz? Fiyat aralığı olarak baktığımızda çeşitli fiyatlar görebiliriz. Farklı firmalar farklı aynı ürünü başka başka fiyatlardan satabiliyorlar. Bununla ilgili hatta panel videosu yapmıştık. Aynı panel bambaşka fiyatlarla satılabiliyor. Ama hani yerini belirlemek açısından şunu söyleyebiliriz. Lityum kadar pahalı değil, jel kadar da ucuz değil diyebiliriz.
Bu tarz bataryalar diğer bataryalara nazaran neden daha pahalı? Birazcık ondan bahsedeyim size. Fiyatlar sürekli değiştiği için işte 1000 TL, 2000 TL, 5000 TL gibi bir rakam veremiyorum ama bu tarz profesyonel firmalar belli standartlara göre bu aküleri dizayn ediyorlar ve belli standartları karşıladığı takdirde piyasaya çıkıyor. Bu sebeple de hangi tip akü alırsanız alın, belli bir kalite standardında üretilmesi gerekiyor. Uzun soluklu, sıkıntısız bir ömür için standartlara uygun aküler olması gerekiyor. Tabii ki bu standartlara uymak için akülerin de belli bir kalite seviyesinin üstünde olması gerekir. Bu da dolayısıyla fiyatının daha yukarıda olacağı anlamına geliyor. Bu yüzden örnek veriyorum, yanımızda 200 amper saatlik bir akü var. İşte diyelim ki 5000 TL, başka bir 200 amper saat akü var, 3000 TL olabiliyor ya da başka bir akü var, 8000 TL olabiliyor. Fiyatlardaki bu değişkenliğin asıl sebebi, dediğim gibi, belli standartlara uygun olarak belli kalite seviyesinde üretilmiş olmaları akülerin fiyatlarını direkt olarak etkileyen bir faktör oluyor. Hocam biz jel bataryalarda sülfatlaşma diye bir şey okumuştuk. O nedir acaba? Sülfatlaşma aslında akünün içerisine depolayabileceği enerjiyi aşağı düşürücü, plakaların üstünü kaplayıcı bir malzeme, istenmeyen bir durum. Kurşun karbon bataryalar bu sülfatlaşma dediğimiz sıkıntılı durumu ortadan kaldırmaya yönelik modifiye edilmiş, aslında kurşun asit bile diyebiliriz. Nereden baktığımıza göre değişir. Amaç burada bu sülfatlaşma ile birlikte içerisine enerji tutamama özelliğini ortadan kaldırmak, daha uzun ömür sağlamak, biraz önce konuştuğumuz gibi daha yüksek döngü sayılarını elde etmek. Daha yüksek döngü demek de bir tane akü aldığınızda yıllarca onu kullanabiliyor olmak anlamına gelir. Ama kötü kullanımlarda kurşun karbon da alsanız, jel de alsanız, AGM de alsanız çok kısa sürelerde akünün ömrünü bitirme ihtimaliniz de var. Çünkü kullanıcının kullanım şekli çok önemli. Kağıtlarda yazanlar bir yere kadar ama sizin kullanım şekliniz akünün ömrünün uzaması veya kısalması anlamında çok büyük bir öneme sahip. Advanced Energy'nin yanımızda bulunan AES2870F modelini Türkiye'ye SADER getiriyor. Bu ürünle ilgili açıklama kısmında SADER'in iletişim bilgilerini de vereceğim. Güncel fiyat bilgisini, termin bilgisini de kendilerinden alabileceksiniz. Dediğim gibi burada odak nokta şu: lityum bataryaya bütçemiz yetmiyorsa ve jelden, AGM'den daha kaliteli bir ürün istiyorsak tercih edeceğimiz ürünlerin başında geliyor. Evet, bu videomuzda kurşun karbon bataryalar bahsetmeye çalıştık. Ekranda size linklerle paylaşıyor olacağız. Aynı zamanda açıklama kısmında daha önce yazdığım makalenin linkini de size iletiyor olacağım. Gerçekten ara bir ürün diyebiliriz. Lityum teknolojileri çok ciddi anlamda hızlı bir şekilde gelişiyor ve hayatımızın içerisine giriyor. Birim fiyatları da ciddi anlamda aşağı doğru düştüğünü söyleyebiliriz. Tam bu durumda tercih edilebilecek bütçe dostu bir ürün olarak yanımızdaki ürünü söyleyebiliriz. Evet, bu videomuzda kurşun karbon bataryalardan bahsettik. Umarım faydalı olmuştur. Dinlediğiniz, izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Güzel sordun lan. Tek seferde sordun ya, şaşırdım. Hocam. Güzel oldu. Tek seferde sordun, şaşırdım. Ben durdum. Kamyondan sonra devam ediyoruz. Yine geliyor, bir tane daha geliyor.